Dostlar, bu çalışmamızda biz Çamlıca'nın Üç Gülüyüz şarkısından söz edeceğiz. Şarkının sözleri Yesari Asım Arsoy'a ait. Yesari Asım Arsoy şarkının sözlerinde şöyle diyor: biz Çamlıca'nın üç gülüyüz, aşk bahçesinin bülbülüyüz, dillerde gezer söyleniriz, gamsız yaşarız, eğleniriz. Binbir kokulu gül satarız, vallahi cana can katarız, dillerde gezer söyleniriz, gamsız yaşarız, eğleniriz. Bu güfte bestelenip şarkı olarak dillere düşünce çok sevildi ve geçmiş yıllarda en çok söylenen şarkılar içinde yer aldı. Peki bu Çamlıca'nın üç gülü olan, aşk bahçesinin bülbülü olan üç genç kız kim? Bunlar gezelim, tozalım, balolara, danslara gidelim, eğlenelim, yiyelim, içelim havasındaki üç genç kız olarak görünüyor. Bu üç genç kızdan iki tanesi kardeş. Ahmet Hulusi Bey, Osmanlı Dışişleri Bakanlarından ve bakanlıktan ayrılıp Çamlıca'daki konağına çekiliyor. Yaşlanmış, iki tane kızı var. Bu kızlarının birinin adı Neriman, diğerinin adı Perihan. Bunların bir de kuzenleri var. Yani Ahmet Hulusi Bey'in Ümran adlı yeğeni de konakta kalıyor. Üç genç kızın çevresi çok geniş. İstanbul işgal altında, İstanbul'u işgal eden İngiliz, Fransız, İtalyan subayları ile arkadaşlık kuruyorlar, dostluk yapıyorlar, balolara gidiyorlar, onlarla dans ediyorlar. Bir gün Ahmet Hulusi Bey konağında işgal komutanları ve subaylarına, ecnebi tüccarlara, bankacılara ve tanınmış Osmanlı yöneticilerine davet veriyor. Kalabalık bir davet. İngiliz, Fransız, İtalyan subaylar, Osmanlı, Rum, Ermeni, Yahudi tüccarlar, Osmanlı devlet yöneticileri, üç genç kız gelenlerle çok yakından ilgileniyorlar. Şen kahkahaları ortalığı çınlatıyor. Neriman'ın bir İngiliz yüzbaşı ile arkadaşlığı oldukça ilerlemiş. John White adlı İngiliz yüzbaşı ile o akşam Neriman bol bol dans ediyor. Perihan'ın ise bir Fransız subayla arkadaşlığı var, dostluğu var ve ilişkileri oldukça sıcak ve ilerlemiş durumda. Bu kızlarımıza dışarıdan bakan Çamlıca sakinleri, Çamlıca'da oturanlar diş gıcırdatıyorlar. Diyorlar ki İstanbul işgal altında, bu üç hafif kız işgal subaylarıyla fındık kırıyorlar diyorlar. Oysa Neriman
İngiliz yüzbaşı ile arkadaşlığını oldukça ilerletmiş, ondan çaktırmamaya çalışarak Maçka'daki Osmanlı askerlerinden toplanmış silahların tutulduğu depo hakkında bilgiler ediniyor. Çünkü John White o deponun sorumlu subaylarından birisi. Deponun silahları kaçırılacak. İşte Perihan da Fransız subaydan bilgiler edinmeye çalışıyor. Beyoğlu Sütlüce semtinde Kara Ağaç deposu var. Ona da Fransızlar bakıyor. Osmanlı askerlerinden toplanmış binlerce silah orada tutuluyor. Ve bu kızlarımız Kuvayi Milliye'nin en cesur kızlarının başında geliyor. Bunlar emirleri, görevleri bir süre albay ki albay Mustafa Kemal'in yakın çalışma arkadaşlarından albay Behiç Bey. Behiç Bey Mustafa Kemal Samsun'a giderken onu İstanbul'daki direnişin örgütlenmesine destek ol, sonra Anadolu'ya çağırdığım zaman geçersin diyor. İşte Behiç Erkin'in görev verdiği bu üç Kuvayi Milliyeci, bu üç Mustafa Kemal'in askeri genç kızımız Maçka Silah Deposu'nun silahlarının boşaltılması, takalara yüklenip Yalova'ya geçirilmesi, oradan da Ankara yolunu tutması görevini başarıyla yapıyorlar. Sütlüce'deki depoyu da Fransızlarla anlaşarak, Fransız subaylarına rüşvet vererek Galata Köprüsü'nde nöbet tutan Fransız zırhlı gemisinin göz yumması sonucu teknelerle Galata Köprüsü'nden Marmara Denizi'ne, oradan da Ankara'ya ulaştırıyorlar. Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz ve iyi ki bu güllerimiz yaşamış, nurlar içinde, ışıklar içinde uyusunlar.